रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए, थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपने अपने रात हम, निभा सके नम से हम के उससे पहले रो दिए। Anne, yüzündeki ifadeyi görmen lazımdı. Şaşırdı kaldı, ne diyeceğini bilemedi. Önce Yüzü'ye baktı, sonra bana baktı. Yani nihayet gönlünden geçenleri dile getirdin. Ya ne yapacaktım? Senin onay vermeni bekliyordum. Şimdi sen onay verince planımı devreye sokmuş oldum. Fena mı oldu yani? Tamam, söylesene ne cevap verdi? Kesin bir cevap vermedi. Sadece bunu düşünmem lazım dedi. O zaman niye bu kadar mutlusun Maliha? Anlamadım anne. Anlamayacak ne var bunda Maliha? Sen kız olmana rağmen ona evlenme teklif etmişsin. O da evet demek yerine senden düşünmek için zaman istemiş. Ne demek oluyor bu? Bu ne demek oluyor? Of Maliha, tıpkı çocuk gibi davranıyorsun. Ya sana hayır derse? Hayır anne. Buna %100 eminim. Hem neden hayır desin ki? Umarım dileğin gerçekleşir. Bak Maliha, Naima benim en iyi arkadaşımdı. Onun ne düşündüğünü ve ne yapacağını bilirdim. Bütün kararları sağlam olurdu. Ne düşünecek, neye karar verecek, ben hepsini bilirdim. Ve Skandar da aynı annesi gibi. Bir şey yapmak isterse önündeki hiçbir engeli umursamaz. Kolay işleri de zaten hiç sevmez. Ona olan sevgime güveniyorum anne. Göreceksin. Onun gönlünü kazanacağım. İnşallah öyle olur. Bak buraya. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Yukarıya. Yemeğin mi o? Evet. Evdeki bütün hizmetçiler mutfakta birlikte yemek yer. Bilmiyor musun bunu ha? Sana yukarıya yemek çıkarma hakkını kim verdi? Bu eve bir iş yapmak için geldim. O yüzden hizmetçi gibi davran. Ve bu evde hizmetçilerin uyması gereken kurallar da vardır. Bu kurallar değişmez ve yeni kural getirilmez. Saif, Salma. Buyurun efendim. Bundan sonra herhangi bir hizmetçinin yemeği mutfağın dışına servis edilirse anında işinden kovulursun, haberin olsun. Efendim, ben ona yasak olduğunu söylemiştim ama beni dinlemeyip her gün çocuğun odasında yiyor. Bir daha olmayacak. Anlaşıldı mı? Peki. Anladın mı? Şimdi onun da anlamasını sağla. Onu götür de nerede yemek yiyeceğini göster. Benimle gel. Gel hadi. İnsanlar neden yerlerini unuturlar hiç bilmiyorum. Sarayda yaşıyor olman seni daha önemli biri yapmaz. Hizmetçi ile efendisi arasındaki farkı da yok etmez. Otur buraya, yoksa daha fazla aşağılanmak mı istiyorsun? Eyvah yani. Şimdi bu da buradan gider. Sana geçen gün de söylemiştim baba. Nacaf'la ilgili konularda hiçbir şey söyleme demiştim. Evdeki diğer hizmetçiler gibi değil o, anla artık. Tamam.
Diğer hizmetçiler gibi olmadığını kabul ediyorum ama sonuçta o da bir hizmetçi. Bak, ona nasıl davranacağın senin bileceğin iş. Ama bu evde hizmetçiler için bazı kurallar vardır. O kız için bu kuralları değiştiremem. Sakın bunu düşünme bile. Hangi kurallardan bahsediyorsun baba? Bu evdeki insanların temiz hava almasına engel olan kurallar mı? İnsanlara nefes aldırmayan ve onları canından eden kurallardan mı baba, söyle. Bak, nasıl istersen öyle düşün ama sana bir şey söyleyeyim. Zaten çok fazla şeye müsamaha gösteriyorum. Ama sabrım artık tükenmek üzere, haberin olsun. Ve bu konuda emin ol ki üzüleceksin, bunu unutma. Baba, ben... Yemeğini ye. Az önce olanlar için ben... Bir daha böyle bir şey olmayacak. Yemeğini bitirince ona haber verirsin, tamam mı? Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Yarın konuşuruz. Şu an biraz yorgunum. Dinleyin. Teşekkür ederim. İşte bu yüzden dışarı çıkarmıyor seni. Çünkü çok oynayınca yorgun düşüyorsun. Ve yorgun düşünce de daha fazla ilaç alman gerekiyor tatlım. Ama biraz daha oynayacağım. Fazla değil. Hem benden durmamı istediğinde oynamayı bırakırım. Peki ya beni dinlemezsen ne olacak? Sen ve dayım ne derse dinlerim ben. Doğru, tabii sen beni hep dinliyorsun zaten. Peki tamam. Dayınla konuşacağım. O zaman hep birlikte gideriz, tamam mı? Bunu asla kabul etmez. Daha önce de böyle söylemiştin. Ama beni dışarı çıkarmadın. Gerçekten mi? Olur. Hadi şimdi çabucak ödevlerini bitir. Burası Mure değil mi? Hı? Yazıyorum o zaman. Hı-hı. Evet, ne vardı? Ben Dua ile birlikte dışarı çıkmak istiyorum. Kendisi de istiyor zaten. Bu konuda konuşmuştuk. Sana olmaz demiştim, hatırladın mı? Tekrar tekrar bunu sorup durmayı bıraksan iyi olur. Hiçbir şey anlamıyorum. Neden onu dünyadan saklamak veya ondan dünyayı saklamak istiyorsunuz ki?
Kızcağız sadece hasta ve... Bence hastalık utanılması gereken bir şey değil. Biraz ilgi hastaya iyi gelebilir. Hem bunun etkisi ilaçlardan daha fazladır Skandar Bey. Duayı gerçekten seviyorsanız lütfen ona mutlu olması için şans tanıyın. Ve onun mutluluğunu kutlayın, olur mu? Eğer bunu siz yapamıyorsanız benim onu mutlu etmem için bana bir şans vermenizi istiyorum. Şimdi gerçek bir parkta oynayacağız. Abla, dayımın haberi olmayacak mı? Ona söylemeyeceğiz. Bak canım, kimsenin bilmemesi gerekiyor, tamam mı? Ellerini bak, kirletmişsin. Siz ikiniz neredeydiniz? Biz mi? Hiçbir yerde değildik. Sadece burada birlikte oturuyorduk. Evde çok sıkılmıştık. Kılığınızdan anlamasaydım bile sizi kapıdan içeri girerken gördüm. Nereye gittiğinize dair de çok iyi bir fikrim var. Çok zeki birisiniz. Onu ben götüreceğim dedim. Hatırladın mı bunu? Yani öyle bir şey demediniz. Belki düşünmüşsünüzdür sadece. Her neyse. Ama beni dinle. Konuşacak bir şey yok dayı. Ben çok eğlendim. Skandar. Buraya gel. Otur, seninle önemli bir konuda konuşmam gerek. Maliye hakkında ne düşünüyorsun? Skandar, sence de kayınbiraderinin ablana yaptığı şeyi sen şimdi Maliha'ya yapmıyor musun? Bu konuda bir şey söyleyebilir misin bana? Bir kere o sadece benim ablam değildi, senin de kızındı. Adı da Abir'di. İkincisi, Maliha Abir gibi saf biri değil. Ben de Affan gibi onu aldatmıyorum baba. O yüzden lütfen beni ve ablamı onlarla kıyaslama artık. Bak, sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Maliha seni karşılıksız seviyor. Tıpkı Abir'in Affan'ı sevdiği gibi. Yani kendini sana bağlamış.
senin Maliha'ya karşı affana dönüşmenden çok korkuyorum ve beni endişelendiriyor. O bunu bilerek yapmadığımı gayet iyi biliyor. Peki Maliha'yla ilgili olarak neye karar verdin? Henüz bir karar vermediysen de hemen karar versen çok iyi olur. Onu reddetmemen gerektiğini sen de çok iyi biliyorsun. Aslında düşünürsen sen çok şanslı birisin çünkü tam da hayatında olmasına ihtiyacın olan kişi kendi rızasıyla senin hayatına girmek istiyor. Bu çok güzel bir durum, öyle değil mi? Ondan bana biraz daha zaman vermesini istedim. O da bana itiraz etmedi. Sana zaman vererek aptallık etmiş bence. Hiç zamanımız yok. Bak oğlum, Skandar. Ben senin babanım. Çocuklarımın acısını anlayabilirim. Affan Abir'i terk etti. Abir de bu dünyayı terk etti. Korkarım ki Maliha da kızımın yaptığı şey. Maliha ile ben kendim konuşacağım. Hadi söyle Skandar. Söyleyeceğin her şeyi duymaya hazırım. Her şeyi mi? Evet. Ama olumsuz bir şey söylersen, bir daha hayatın boyunca beni görmeyeceksin. Maliha, uzun uzun bunu düşündüm. Ve sonunda bir karara vardım. Bence aslında biz birbirimize yakışıyoruz. Hem de fazlasıyla yakışıyoruz. Sadece yakışıyor muyuz? Skandar, sana ne kadar değer verdiğimi ve sevdiğimi iyi biliyorsun. Sen de benim sana yalan söylemeyeceğimi ve sana çok saygı duyduğumu biliyorsun. Bence ilişki kurmak için bunlar yeterli gibi, ne dersin? Sence de öyle değil mi Maliha? Eminim bir gün sen de beni benimsediğim kadar seveceksin. Çünkü benim sevgim farklı. Çünkü benim sevgim saf. Selamünaleyküm amca. Ve aleyküm selam. Biz nişanlandık.
Gerçekten mi? Vay canına. Bu çok güzel bir haber. Çok tebrik ederim. İnşallah mutlu olursunuz. Ama şöyle bir şey yapalım. Büyük bir davet düzenleyip bu nişanlılığı duyuralım ha? Ne dersiniz? Harika olur. Ha Skander? Onu rahat bırak amca. Nişanlandı ya, bu da yeter. Doğru söylüyorsun. Tabii. Oh. Affedersiniz, müsaadenizle bir saniye. Tamam. Otur, otur bakalım. Söyle bakalım. Nasıl bir davet planlayayım? Hı? Evde mi yapmak istersin, yoksa 5 yıldızlı bir otelde mi? 5 yıldızlı otelde. Selamünaleyküm. Baksana. Sen kimsin ve burada ne işin var? Ben Necaf. Doğan'ın bakıcısıyım. Kuddus'un diğer kızı bu. Acaba Maliha'yı biliyor mu? Hayır. Biliyor olamaz. Olamaz. Öyleyse Doğan'ın odasına gitmelisin. Burada ne işin var? Anlayamadım. Ona ağzını kapalı tutmasını söylesem mi? Ama belki haberi bile yoktur. O zaman ben onu tehdit edersem öğrenir. Oho. Samina Hamdani Hanım. Maşallah. Hoş geldin. Hoş buldum. Samina, kızın bu eve gelin geleceği için çok mutlu olmalısın. Öyle tahmin ediyorum. Bu ev eskiden senin arkadaşının eviydi, öyle değil mi? Aslında şöyle söyleyeyim. Kızımın evleneceği adamın arkadaşımın kocasına hiç benzememesi beni daha çok mutlu ediyor. Çok tuhaf ama... Arkadaşın hayatı boyunca benim hakkımda kötü şeyler söyleyip durdu. Ama sen bugün buraya oğlumu kızınla evlendirmek istediğin için geldin. Sen benim evime geldin. Oysa ben senin evine gelmeliydim. Öyle değil mi Samina? Ha? Ne dersin? Sen gelip isteseydin kızımı asla vermezdin. Ama... Evet, bunu kabul etmemin asıl sebebi arkadaşımın oğlu olması olabilir tabii ki. Samina, bak bir şey diyeceğim sana. Hayatın boyunca bu evdeki ortama karşıydın. Ve bizim hakkımızda da hep kötü konuştun Samina. Ne dersin, şimdi kızın bu ailenin bir parçası olunca yine de bize karşı mı olacaksın ha? Söylesene. Ben ne zaman bir şey dedim? Ben sadece bu evdeki insanların kötü yönleri hakkında konuştum. Masum birinin canını alan biri hakkında. Başka masum birini de suçlu ilan eden ve hayatı boyunca onu cezalandıran birinden bahsettim. Şimdi de onun kızını cezalandırıyorsun. Bugün burada çocuklarımızın evlilik tarihini kararlaştırmak için bulunuyoruz. Hayır. Skander ve Maliha buna kendileri karar verecekler. Bence bu konuda sorun çıkarmamamız gerek. Peki. Tamam, sen nasıl istersen. Ama İkbal Bey... Benim bir şartım var. Ölüm yıl dönümünde yaptığınız hatalardan bir tanesini bile nişan sırasında yapacak olursanız işinizden ve maaşınızdan olursunuz. Bu sefer hiçbir şeye asla müsamaha etmem. Size yeterince şans tanıdım. Herkes görevi neyse onu layıkıyla yerine getirmeli. Dikkatsizliği, hatayı
veya tembelliği affetmeyeceğim. Bazıları kendini bu evin hizmetçisi değil de sahibi zannetmeye başladı. Kim bu hataya düşüyorsa bir an önce kendine çeki düzen verse iyi olur. Çünkü aksi takdirde sonuçlarıyla yüzleşir. Şimdi gidebilirsiniz. Kız. Sen kal. Benim adım Nacaf. Hizmetçilere isimleriyle hitap etmem. Onları yaptıkları işle hatırlarım. Senden önceki bakıcının neden kovulduğunu biliyor musun bakayım? Hayır. Skandar'ın annesinin ölüm yıl dönümünde çok büyük bir hata yaptı. Ve o yüzden onu kovdum. Sana bunu söylüyorum çünkü bunu mutlaka hatırlaman gerekiyor. Çünkü bu senin ilk ve son şansın. Bana şans verme veya beni sorgulama hakkı olan kişi, beni işe kim aldıysa odur. Hayır, hayır, hayır. Onun bile şu an böyle bir hakkı yok. Bu hakların hepsi tek bir kişide toplandı. O da Maliha'dır. Onun mizacını düşünürsek böyle bir karar vermekte bir saniye bile tereddüt etmeyeceğini farz edebiliriz. Evet, eğer ilişkilerimize dair değişik düşünceler varsa sana bir an önce bu düşüncelerden kurtulmanı tavsiye ederim. Çünkü aksi takdirde bundan zarar görecek kişi ancak sen olursun. Ben burada sadece duanın bakıcısıyım efendim. Bunun dışında bu evli veya evde yaşayanlarla hiçbir ilgim yok. Güzel. Bunu aklından hiç çıkarma çünkü senin için böylesi çok iyi olur. Sen sadece bir bakıcısın. Başka bir şey değilsin. Anladın mı? Bu nasıl? Beyaz. Abla, bu daha kötü bence. Bu renk hiç güzel değil abla. Dua, benim başka bir şeyim yok ki canım. Hepsi bu işte. Sen benden çok büyüksün. Yoksa sana kendi elbiselerimden verirdim. Tamam. Bu diğerlerinden biraz daha iyi. En iyisi bunu giyeyim. Bunun rengini hiç beğenmedim abla. Tamam, o zaman en iyisi ben dayının nişanına katılmayayım. Hem zaten kimse beni davet etmedi, değil mi? Bana da kimse davetiye vermedi ama aileden olanların davetiyeye ihtiyacı yoktur. Senin de benimle gelmen gerek. Ben gidiyorsam sen de geleceksin. Bu çok daha iyi oldu canım. Tamam, bence bu kadar kına yeter. Daha fazla yapmayalım, olur mu? Ama bir şey daha var. Bir de şunun nasıl olacağına bakalım. Neden çıkmadı ki bu? Bunu duaya getirdim. Bu da... Bu nedir?
Bu senin. Yüzünde şey var. Elbisen burada. Bırak artık gülmeyi. Abla, bence çok güzel oldun. Ama senin kadar güzel olmadım. Abla, ikimiz de çok güzel olduk. Dayıma söyleyeyim de fotoğrafımızı çeksin. Olur mu? Tamam, ama geç kalıyoruz artık. Gidelim mi? Evet. Hadi. Bunları da döndüğümüzde toplarız canım. Tamam. Hadi gidelim. Bugüne kadar hep ben karşında dilimi yutuyordum Samina. Ama şimdi benim sana dilini yutturmamın zamanı geldi. Karşımda hiç olmadığı kadar çaresiz kalacaksın. Çünkü her şey benim kontrolümde olacak. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşa. Böyle süslü püslü mü? Sen ancak arkadaşlarınla vakit öldür, bir orada bir burada gez. İşini de sen bu kadar vakit ayırsan şimdiye kadar 15.000'den fazla kazanırdın. Anne, her şeyin bir sınırı var. Arada bir beni rahat bıraksan. Ben seni uzun zaman önce bıraktım. Al işte şu kıza baksana. Babasının küçük prensesi. Bizimle... İşi biter bitmez bizi terk edip gitti. Arada bir bize 10-15 bin rupi gönderse ya, bu evin masraflarını nasıl karşılayacağım? Zam alana kadar bana yemek verme o zaman, olur mu? Evet, evet. Herkes de oğluna maaşı kadar değer veriyor desin. Biraz ağzımı açsam hemen sinirleniyor. O kız bizim akrabalığımızdan faydalanıp gitti. Kendine iş buldu ama burada hiç kimse kendi işlerini yapmıyor. Yeter artık. İkbal Bey, nişandan önce bir şart koşmuştum ve siz de yerine getireceğinizi söylediniz. Ama galiba unuttunuz. Size hatırlatmak istiyorum.
Size dedim ki fakir akrabalarınızı nişana davet etmeyin. Siz de bana bunu kabul ettiğinizi söylediniz. Ama daha buna uymayı bırakın. Hizmetçileriniz bile misafir gibi buradalar İkbal Bey. Şimdi siz söyleyin. Benim burada hizmetçilerinizi şeref konukları gibi karşılamam mı gerekiyor? Çünkü kıyafetlerine bakılırsa kimse onların sizin maaşlı çalışanlarınız olduğunu anlamaz. İkbal Bey, bir ilişkinin daha en başından karşınızdakini kandırmanız hiç iyi bir şey olmadı.